Herkese merhabalar. Okuryazar Kitaplar bugün Kapadokya'da. Bu manzarayı sizlerin de görmesini istedim. Bugün de Nevşehir'deyiz. Kapadokya bölgesinde. Şu an bulunduğumuz nokta tam olarak Aşıklar Vadisi. Aşk Vadisi. Şimdi balonlarımızı sizle beraber görelim. Evet. Şu an balonların ilk kalkış anını seyrediyoruz. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok tatlı bir görüntü. Burada balonların içi sıcak havayla doldurularak yükselmesi sağlanıyor. Henüz güneş doğmadı. Neler var? Fotoğrafçılar var. Evlilik teklif edenler var. Bir masal gibi, bir şiir gibi desek yeridir. Şu an saat 5-5.30 civarında ve balonlar gördüğünüz gibi hareket ediyorlar. Size bu Aşıklar Vadisi'ni tepeden, en tepeden göstermek istiyorum. Balonlar. Nevşehir'in Kapadokya'sı mükemmel bir manzara. Balonlar harika. Dünyanın neresinde var ki böyle bir görüntü? Evet, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir resim. Vadinin arasında dolaşıyor tabii. Burada. Çıkamadığı için bak kaldı orada. Peki bu peri bacaları nasıl oluşmuş? Biliyor musun? Ben mi? Anlatayım mı sana? Ha. Şimdi burası karstik bir alan. Yani kireç taşından bol kireçli bir alan görüyorsunuz. Buralarda beyaz kireç rengini seçebiliyorsunuz. Bu kireç zeminin üstüne volkanik malzeme bir örtü gibi gelmiş zamanında etraftaki yanardağlardan. Erciyes'tir, Hasan'dır ve diğer bu bölgedeki yanardağlardan püskürük lavlar akmış ve zamanla donmuş kalmış, tabi soğumuş. Alttaki o kireç kısmı da rüzgarın, suyun, yağmurun ve diğer dış etkenlerin etkisiyle erimeye başladıkça üst kattaki o lav birikintisi işte tam bu peri bacalarının en tepesindeki küçük alanlar. Yani küçük taş kütleler. Alttaki kireç eriyince üstteki taş kütle kalmış ve bize böyle peri bacalarına benzeyen, çok da güzel adlandırılmış. Evet. Şekiller ortaya çıkmış. Yeryüzü şekiller ortaya çıkmış. Geliyor. Bu şekilde üstte gördüğünüz volkanik, bunu görelim. Volkanik kayaçlar alttaki kirecin erimesiyle sabit kalmış ve bu görüntüler oluşmuş. Evet. Turistler böyle geziyor. Çok özel bir görüntü. Burada bir tane güzel bir balon. Kapadokya 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Gönül Dağı'nın püskürttüğü lav ve püskürük küllerini oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan bir bölgedir. Kapadokya adı en eski M.Ö. 6. yüzyıla Pers kaynaklarında görülür. Katpatuka olarak geçen bu ismin kaynağı belirsizdir. İnsan yerleşimi Paleolitik dönemde kadar uzanmaktadır. Hititlerin yaşadığı topraklar ve daha sonraki dönemlerde Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler bölgeyi Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan Hristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir. Evet, şu anda Nevşehir Kapadokya bölgesi, Ürgüp ilçesi yakınlarında bulunan üç güzeller.
peri bacalarındayız. Şöyle bir etrafı, manzarasını size göstermek istiyorum. Efendim, üç güzeller peri bacaları. Şu karşımızda gördüğümüz bir, iki ve üç peri bacasından oluşuyor. Halk arasında bu manzaraya ya da bu oluşuma üç güzeller olarak adlandırılmış. Bölge Kapadokya bölgesi. Çevremizde pek çok gezilebilecek yerler var. Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Avanos, efendime söyleyeyim, Ihlara Vadisi. Bunlar tek tek şimdi biz beraber geziyoruz. Şu anda üç güzellerdeyiz. Kapadokya bölgesinin bir turistik alanı. Gördüğümüz yerler karstik topraktan oluşan, kireç taşı, türev topraklardan veya kayaçlardan oluşan yeryüzü şekilleri. Burada üç güzeller olan. Evet, okuryazar kitaplar dostları, şimdi bu üç güzeller peri bacalarının hikayesini okuyacak Funda Hanım bize. Evet, mitolojik hikayesi neymiş? Kapadokya'daki bir kral ve prensesin yaşadığı rivayet edilir. Kralın kızı güzeller güzeli prenses bir çobana aşık olur. Ancak kral bu aşka onay veremez. Çünkü aşık olduğu kişi bir çobandır. Prenses kızını bir çobanla evlendirmek istemeyen kibirli kral, kızının tüm ısrarlarına rağmen evlenmesine karşı çıkar. Babasını ikna edemediğini anlayan prenses bir gece sevgilisiyle birlikte kaçar. Kaçtıktan sonra çoban ve soylu genç kızında bir çocukları olur. Ne de olsa prenses bebek doğduktan sonra kralın inadının kırılacağını düşünerek babasını ziyaret etmeyi düşünür. Ancak bir torun olduğunu öğrenen zalim kral daha da sinirlenir ve çıldırır. Askerlerine kızı ve çobanı bulmalarını emreder. Peşlerinden gelen askerler tarafından köşeye sıkıştırılan zavallı prenses ve ailesi artık kaçamayacaklarını anlarlar. O an Allah'a dua eder ve bir mucize ister. Prensesin dileği gerçek olur ve bütün aile ölümsüz bir peri bacalarına dönüşür. En öndekinin çoban, ortadakinin... Evet, okuryazar kitaplar dostları, şimdi bu üç güzeller peri bacalarının hikayesini okuyacak Funda Hanım bize. Evet, mitolojik hikayesi neymiş? Kapadokya'daki bir kral ve prensesin yaşadığı rivayet edilir. Kralın kızı güzeller güzeli prenses bir çobana aşık olur. Ancak kral bu aşka onay veremez. Çünkü aşık olduğu kişi bir çobandır. Prenses kızını bir çobanla evlendirmek istemeyen kibirli kral, kızının tüm ısrarlarına rağmen evlenmesine karşı çıkar. Babasını ikna edemediğini anlayan prenses bir gece sevgilisiyle birlikte kaçar. Kaçtıktan sonra çoban ve soylu genç kızında bir çocukları olur. Ne de olsa prenses bebek doğduktan sonra kralın inadının kırılacağını düşünerek babasını ziyaret etmeyi düşünür. Ancak bir torun olduğunu öğrenen zalim kral daha da sinirlenir ve çıldırır. Askerlerine kızı ve çobanı bulmalarını emreder. Peşlerinden gelen askerler tarafından köşeye sıkıştırılan zavallı prenses ve ailesi artık kaçamayacaklarını anlarlar. O an Allah'a dua eder ve bir mucize ister. Prensesin dileği gerçek olur ve bütün aile ölümsüz bir peri bacalarına dönüşür. En öndekinin çoban, ortadakinin çocuk, en arkadakinin ise prenses olduğuna inanılır. Bu hikayede aileyi simgelediği düşünülen üç güzelin bu peri bacalarının yakınındaki yokuşu 7 kez inip çıkarak çocuğu olmayan ailelerinin buraya gelip çocuk sahibi olabileceğine inanırlar. Şu yokuş değil mi? Evet, o yokuş. Üç güzellerimiz de bunlar oluyor. Arkadaki de prenses oluyor değil mi? En öndeki dediği bilmiyorum. Şu mu çoban, o mu çoban bilemedim ben. Bu çoban. Şurada bir tane de çocuk. Evet. Küçük olan da çocuk oluyor herhalde. İşte üç tane, üç kişi. Ortadaki prensesmiş. Bu da muhtemelen çocuktur. Evet, Funda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Buranın hikayesini de öğrenmiş olduk. Gezdiğiniz zaman anlatırsınız dostlarınızı. Evet, peri bacalarının bir başka hikayesi, mitolojik hikayesi var sanırım. Onu da dinleyelim. Bir süre sonra kralın oğlu Revan ile peri padişahının kızı Gülperi birbirlerine aşık olurlar. Ancak insanlar bu aşka karşı çıkarlar ve perilerle savaşmaya karar verirler. Padişah insanlarla savaşmak istemediği için Kapadokya'yı terk eder. Ancak insanların devlerle baş edemeyeceğini düşünerek bütün perilere güvercin olmalarını ve onlarla kalmalarını emreder. Gülperi de her gün beyaz bir güvercine dönüşerek Revan'ın odasının penceresine yerleşir.
Olanlardan habersiz olan Revan onu terk ettiğini düşünür. Ömrünün sonuna kadar bekler. Güvercini avucuna alıp Gülperi'ye olan hasretini sevgiyle karşılayıp onu sever. Kapadokya'nın en önemli figürlerinden olan bu üç peri bacası bölgenin en çok fotoğraflanan yerlerinden biridir. Taşa dönüşen gövdeler özellikle gece aydınlatması ile oldukça sanatsal ve canlı bir görünüm kazanır. Erciyes Dağı'nın heybetli manzarasını da içeren üç güzeller gün batımında nefes kesen büyüleyici bir renk paleti sunuyor. Bu mucizeler falan vardı ya. Bir de bu inanışlar, inanışa göre çocuğu olmayanların. Onu söyledik ya. Söyledik mi? Tamam o zaman. Devam edelim. Evet, Kapadokya Zelve'deyiz. Peri bacalarının en yoğun bulunduğu bölge olarak geçiyor. Evet. Gördüğünüz gibi peri bacaları. Peri bacalarının tepelerindeki o kayaçlar, volkanik bazalt kayalar. Bembeyaz sarı gördüğünüz karstik kireç taşı bu şekil. Çocuk en arkadakinin ise prenses olduğuna inanılır. Bu hikayede aileyi simgelediği düşünülen üç güzelin bu peri bacalarının yakınındaki yokuşu 7 kez inip çıkarak çocuğu olmayan ailelerinin buraya gelip çocuk sahibi olabileceğine inanırlar. Bir süre sonra kralın oğlu Revan ile peri padişahının kızı Gülperi birbirlerine aşık olurlar. Ancak insanlar bu aşka karşı çıkarlar ve perilerle savaşmaya karar verirler. Padişah insanlarla savaşmak istemediği için Kapadokya'yı terk eder. Ancak insanların devlerle baş edemeyeceğini düşünerek bütün perilere güvercin olmalarını ve onlarla kalmalarını emreder. Gülperi de her gün beyaz bir güvercine dönüşerek Revan'ın odasının penceresine yerleşir. Olanlardan habersiz olan Revan onu terk ettiğini düşünür. Ömrünün sonuna kadar bekler. Güvercini avucuna alıp Gülperi'ye olan hasretini sevgiyle karşılayıp onu sever. Kapadokya'nın en önemli figürlerinden olan bu üç peri bacası bölgenin en çok fotoğraflanan yerlerinden biridir. Taşa dönüşen gövdeler özellikle gece aydınlatması ile oldukça sanatsal ve canlı bir görünüm kazanır. Erciyes Dağı'nın heybetli manzarasını da içeren üç güzeller gün batımında nefes kesen büyüleyici bir renk paleti sunuyor. Bugün Okur Yazar Kitaplar olarak Nevşehir bölgesini, Nevşehir etrafındaki öğren yerlerini ve turistik yerleri, gezilmesi gereken yerleri beraber gezelim istedik. Şu anda ben Ürgüp'teyim. Ürgüp'teki mağara evler, eski mağara evler ve buranın görülmesi gereken, görülesi yerlerini sizlere dolaşarak anlatmaya çalışacağım. Kireç yapısından dolayı bu bölge Kapadokya bölgesi yani ilk çağlardan beri mağara yerleşimi olarak kendini göstermiş ve insanlar çok yakın tarihlere kadar 1900'lere kadar bu mağara evlerini barınak olarak kullanmışlar. Peki neden burayı seçmişler? Çünkü yapı itibariyle kireç taşından olduğu için kazınması çok kolay. Ve yerleşmesi kolay olduğu için ve korunaklı, sıcak. Şöyle beraber bakalım. Ürgüp'ün tam içerisindeyiz. Mağara evler bu şekilde. Yani Persler dönemi, hatta Perslerden daha öncesi Hititlere kadar bu ülke, bu bölge toplumlar tarafından yurt tutulmuş ve yerleşim olmuş. Bu mağara evlerde barınmışlar ve bugün burası turistik olarak kullanılmakta. Hatta ve bir detay bilgi vereyim size. Hala Nevşehir, Ürgüp, Göreme bölgesinde bu korunaklı alanlar limon saklamak için kullanılıyor ve yatak limon dediğimiz limonlar hala bu mağaralarda güvenle muhafaza ediliyor. Bugün bile kısmen de olsa işlevini sürdürüyor. Işıklandırıyorlar oraya bakarak. Evet, Ürgüp Temenni Tepesi'ndeyiz. Temenni Tepesi büyük Akten yeraltı evi. Şöyle yaklaşalım. Ürgüp
Temenne Tepesi'ndeyiz. Temenne Tepesi şehri, ilçeyi tepeden gören, hakimiyetinden gören bir tepe. Bu tepenin eteklerinde kayalara oyulmuş mağara evler var. Biraz önce bir kısmını göstermiştim. Burası kafe olarak değerlendiriliyor. Turistik bir alan. Şuradan hemen şu gördüğünüz kapıdan sonra da yeraltı evlerine tünel vasıtasıyla iniliyor ve tepenin yamaçlarında olan odalardan dışarıyı seyredebilirsiniz. Kayalara oyma, kireç taşından oluşan o kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş bir yer. Bu şekilde giriş ücreti 75 TL. Bunu da yeraltı evlerine giriş ve gezi ücreti 75 TL. Bunu da bilginize sunayım. Şimdi Temenne Tepesi'nden batıya doğru yönleniyoruz. Buradan gördüğünüz gibi etrafı görebiliyorsunuz. Şuradan şöyle tepeye bir tırmanalım. Yukarıdan bir video alalım. Evet. Tepeye tırmandık. Tam uç noktasındayız. Gördüğünüz gibi kaya mezarları, kaya evler, kaya mağaraları, evleri. Bol turistimiz Çinlilerden oluşuyor bence. Bu şekilde Ürgüp ayaklarımızın altında. Evet, Ürgüp ayaklarımızın altında. Kapadokya olarak adlandırılan bölge, coğrafi oluşumlarının 250 kilometre karelik bir alanda yoğunlaşmış, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölgedir. En çok ziyaret edilen bölge ise Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı ve Ihlara'dır. Biz bu gezimizde Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp ve Derinkuyu civarında dolaştık ve sizlere sözlü ve görsel olarak bölgeyi anlatmaya çalıştık. Zelve'deyiz. Burası bir açık hava müzesi, Kapadokya bölgesi, Zelve, mağaralar bölgesi. Burası Bizans döneminde 8. 9. ve 1000. binli yıllarda rahiplerin eğitim aldığı, daha çok bir manastır olarak kullanılan bir bölge. Tabi Kapadokya bölgesi Hristiyanlığın ilk doğum yıllarında bildiğiniz gibi ilk Hazreti İsa inananlarının pagan Bizans zorlamasından kaçtığı ve sığındıkları korunaklı bir bölge. İşte doğal yapısından dolayı buralarda saklanabiliyorlar. Barınma imkanı buluyorlar. Böylelikle buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. Şöyle bakıyoruz. Evet, bu şekilde. Oldukça ilginç yapıların olduğu. Bir doğa harikası. İnsanlar da istifade etmişler. Kireçin yapışak yapısından dolayı oyulması kolay bir taş yapısı. Tabii bu mağara evler kışın sıcak, yazında buranın kavurucu sıcağında serin bir barınak olarak işlev görmüş. Evet, Kapadokya Zelve. Açık Hava Müzesi burası. Devam edelim. Evet, bu örnek üzerinden size peri bacasının nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum. Şu zemin, şu alttaki gördüğünüz bu zemin kireç taşı. Bu ise bazalt, yani volkanik taş.
Bu alttaki kireç taşı buranın yerli taşı, yerli taşı, yerli kayacı. Ve kireç, bildiğiniz kireç çok kolay çözülebilen, suda, rüzgarda vesaire çok çok kolay çözülebilen bir taş şeklidir. Bazalt taşı ise yer altından, magmadan çıkan taşı, akıntının soğumasıyla oluşan taştır. Bin yıllar içerisinde, milyonlarca yıl içerisinde yer altından patlayan volkanlar yeryüzünü kaplarlar ve şu gördüğünüz bazalt bir katman oluştururlar yeryüzünde, bu bölgede. Alçısındaki kireç taşının üzerine yerleşirler. Zaman içerisinde çatlaklardan ve boşluklardan çeşitli doğal olaylarla birlikte bu kireç taşı erir, yok olur veya da savrulur, buradan uzaklaşır ve altı boşalmaya başlar. Bu gördüğünüz yapılar, alttaki yapılar oluşmaya başlar. Yukarıdaki bazalt taşı çok sert bir taş olduğu için rüzgara, yağmura vesaire doğa olaylarına dirençlidir ve yukarıda bir şapka gibi kalır. Alttaki kireç taşı ise aşınmaya devam eder ve zamanla bin yıllar içerisinde bu yapı oluşur. Tepedeki taş yer altından çıkan bazalt taşıdır. Alttaki de buranın yerli taşı olan kireç taşıdır. Bu şekilde bir jeolojik oluşum olmuş oluyor. Bunu da size anlatmış oldum. Evet, Avanos'tayız. Burası bir çömlek atölyesi. Gidiyorum, içine girmem, kafam koca kafam diyebiliriz. Çok sev. Makine iz yaptık ya, oradan da şey et, yavaş yavaş sık. Kızımın yaptığı şeyi bozma. İçeriye doğru biraz derinleştireyim mi? Derinleştirme oldu zaten. Oldu mu? Hoş geldin. Ama bir şey ya. Yok, karı Kapadokya bölgesi doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar peri bacalarını oluştururken tarihi süreçte insanlar da bu peri bacalarının içlerine evler, kiliseler ve manastırlar oymuş. Bunları frekslerle süsleyerek binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımışlardır. İnsanlar, insan yerleşimlerinin paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya'nın yazılı tarihi Hititlerle başlar. Tarihi süreçte ticaret kolonileri barındıran ve ülkeler tarafından ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek yolunu da önemli kavşaklarından biridir. M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle bölgede karanlık bir dönem başlar. Bu dönemde Asur, Frigya etkileri taşıyan geç Hitit kralları bölgeye egemen olur. Bu krallıklar M.Ö. 6. yüzyıldaki Pers işgaline kadar sürer. M.Ö. 332 yılında Büyük İskender Persleri yenilgiye uğratır ama Kapadokya'da büyük bir dirençle karşılaşır. Bu dönemde Kapadokya Krallığı kurulur. M.Ö. 3. yüzyıl sonlarına doğru Romalıların gücü bölgede hissedilmeye başlar. M.Ö. 1. yüzyıl ortalarında Kapadokya kralları Roma generallerinin gücüyle atanmakta ve tahttan indirilmektedir. M.Ö. sonra 17 yılında son Kapadokya Krallığı ölünce
bölge Roma'nın bir eyaleti olur. Milattan sonra 3. yüzyılda Kapadokya'ya Hristiyanlar gelir ve bölge onlar için bir eğitim ve düşünce merkezi olur. 303-308 yılları arasında Hristiyanlara uygulanan baskılar iyice artar. Fakat Kapadokya baskılarından korunmak ve Hristiyan öğretiyi yaymak için ideal bir yerdir. Derin vadiler ve volkanik yumuşak kayalardan oydukları sığınaklar Romalı askerlere karşı güvenli bir alan oluşturur. 4. yüzyıl daha sonra Kapadokya'nın babaları olarak adlandırılan insanların dönemi olur. Fakat bölgenin önemi 3. Leno'nun ikonları yasaklamasıyla doruk noktasına ulaşır. Bu durum karşısında ikon yanlısı bazı kişiler bölgeye sığınmaya başlar. İkonalizm hareketi 100 yıldan fazla sürer. Bu dönemde birkaç Kapadokya Kilisesi ikonalizm etkisiyle kaldıysa da ikondan yana olanlar burada rahatlıkla ibadetlerini sürdürdüler. Kapadokya manastırları bu devirde oldukça gelişir. Bu dönemde Anadolu'nun Ermenistan'dan Kapadokya'ya kadar olan Hristiyan bölgelerine Arap akınları başlar. Bu akınlardan kaçarak bölgeye gelen insanlar bölgedeki kiliselerin tarzlarının değişmesine sebep olur. 11. ve 12. yüzyılda Kapadokya Selçuklu Hanedanı'nın eline geçer ve bunu takip eden Osmanlı zamanlarında bölge sorunsuz bir dönem geçirmiştir. Bölgedeki son Hristiyanlar 1924-26 yıllarında yapılan mübadeleyle Evet, beni zorlu bir çıkış bekliyor. Sizlere Ortahisar'dan tüm bölgeyi göstermek istiyorum. Çıkacağım yeri şöyle bir geriden bir görmek isterseniz. Ucunu ben göremedim ama. Evet. Hadi bakalım. Tabana kuvvet. Yukarıda görüşürüz. Evet dostlar. Kapadokya bölgesinin belki de en yüksek noktasında kalesindeyim şu anda. Ortahisar Kalesi'ndeyim. Şu anda Kapadokya bölgesinin neredeyse çok büyük bir kısmını buradan izleme şansımız olacak. Şöyle bir gezintiye çıkalım beraber. Evet. Kapadokya Ortahisar bölgesindeyiz. Ortahisar Kalesi şu anda bulunduğum yer. Çevrem Ortahisar. Kapadokya bölgesinde Nevşehir ilindeyiz. Şöyle izlemenizi rica ediyorum. Gördüğünüz gibi şehir aslında geçmişten bugüne değişen çok bir şey olduğunu görmedim, düşünmedim ben. Hala kaya mezarlarında yaşıyor insanlar. En azından bu bölgenin kayaları olan kireç taşından yapılma evlerde yaşıyorlar ve sırtlarını bu kayalara yaslamışlar. Yakından şöyle bakalım. Evet, çok etkileyici. Keşke zamanımız ve imkanımız olsa gün doğumunu düzeltiyorum. Gün batımını buradan beraber izlesek, sizler de görmüş olsanız. Evet, tabii ki ekranla izlemekle gerçek anlamda gezmek arasında fark vardır. Bu sizler için bir ipucudur, bir davettir. Belki de iştahınızı açan, burayı gezme ihtiyacınızı iştahınızı açan bir anekdot veya da bir fragman şeklinde düşünebiliriz. Evet, görüyorsunuz. Şu şekilde. Çok dikkatli olmak gerekiyor tabii. Küçücük birkaç metrekarelik bir alan içerisinde. Muhtemelen zamanında burası bir askeri bir kale gözetleme noktası olarak işlev arz etmekteydi. Gerçekten çok zor bir deneyim oldu benim için. İnerken çekmeye çalışacağım yolu neyle karşılaşacağınızı bilesiniz. Evet. Şurası kent meydanı zannedersem.
Çok güzel. Evet, sarhoşun yerini de bulduk. Sarhoş arkadaş da bu. Her zamanki gibi sarhoş. Ortahisar'da, Ortahisar Kalesi'nin altındaki şarap mahzeni. Dostlarım, gezimizin son durağı Uçhisar Kalesi'ndeyiz. Burayı da çevre olarak size göstermek istiyorum. Şu şekilde bir kale girişi var. Kale. Kalemizi gösteriyorum. Kalemiz burası. Gün boyu bir hayli dolaştığım için yukarıya çıkmak gözümü almadı açıkçası. Ama kalemizin etrafını gezerek bu keyfi size yaşatmak isterim yine de. Evet, Uçhisar Kalesi. Kapadokya bölgesini hakim bir yerden gören bir kale. Şu şekilde. Yine kireç taşının oyulmasıyla oluşturulmuş barınak yerleri ve gözetleme noktaları şeklinde yorumlayabiliriz. Kapadokya'yı tepeden görebiliriz yine de. Şu şekilde birkaç tane nokta bize bu hususta yardımcı olacaktır. Evet. Kaleye çıkamasak da Uçhisar Tepesi'ne çıktık. Bir çekim yapacağım. Tabii ki, tabii ki. İstediğiniz gibi. Eyvallah. Evet dostlarım. Uçhisar. Kapadokya. Göreme. Karşı taraf. Göreme. Şu taraf Göreme. Şu şekilde. Derler ki Kapadokya'ya geldiğiniz zaman Uçhisar'a çıkarak gün doğuşunu veya gün batımını izlemelisiniz. Biz gün doğusunu izledik. Kale olmasa bile Kapadokya'da gün doğuşunu izledik. Gün batımını da bilmiyorum izlemeye zamanımız kalacak mı? Ama sizler için öyle bir çekim yapıyorum. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi yine kireç yapıdan oluşan barınaklar, evler. Şöyle dinlenmek için gelip konaklayabilirsiniz. İdeal olarak düşünüyorum. Muhtemelen şu aşağısı da Kelebekler Vadisi olarak geçiyor. Vadiyi şöyle çekelim. Şu aşağısı Kelebekler Vadisi değil mi? Güvercinlik Vadisi. Düzeltelim arkadaşlar. Burası Güvercinlik Vadisi olarak geçiyor. Derince bir vadi. Muhtemelen tatlı suyla besleniyor. Evet. 60 milyon yıl önce 3. jeolojik devirde Toroslar yükseldi. Kuzeyde Anadolu platosunun sıkışmasıyla yanardağlar faaliyete geçti. Erciyes, Hasan Dağı ve ikisinin arasında kalan Güllü Dağ bölgeye lavlar püskürttü. Platoda biriken küller yumuşak bir tüf tabakası oluşturdu. Tüf tabakasının üzeri yer yer sert bazalttan oluşan ince bir lav tabakasıyla örüldü. Bazalt çatlayı parçalara ayrıldı, yağmurlar çatlaklardan sızıp yumuşak tüfü aşındırmaya başladı. Isınan ve soğunan hava ile rüzgar da oluşmak katkıda bulundu. Böylece sert bazalt kayanın şapkaları bulunan koniler oluştu. Bu değişik ve ilginç biçimdeki kayalara halk arasında peri bacaları dendi. Bazalt örüntüsü olmayan tüf tabakaları ise erozyonla vadilere dönüştü, ilginç şekiller oluştu.
Daha sonralar insan eli, emeği ve duygusu işe koyuldu. 9000 yıl öncesine ait yerleşimlerden ilk Hristiyan kayaları, oyukları, kiliselere, büyük ve güvenli yeraltı kentlerine kadar uzun bir dönemde büyük ana bir uygarlık yaratıldı. Avanos, Ürgüp, Göreme, Akvadi, Uçhisar ve Ortahisar kaleleri, El Nazar Kilisesi, Aynalı Kilise, Güvercinlik Vadisi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak Yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Köyü, Çavuşin, Güllüdere Vadisi, Paşabağ, Zel ve Anapınar Köyü belli başlı görülmesi gereken yerlerdir. Kapadokya evleri ve güvercinlikler yörenin özgünlüğünü gösterir. Bu evler 19. yüzyılda yamaçlara ve kayalara ya da kesme taştan inşa edilmiştir. Bölgenin tek mimari malzemesi olan taş, yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktıktan sonra yumuşak olduğundan çok rahat işlenebilmekte. Ancak hava ile temas ettikten sonra çok sertleşerek dayanıklı bir yapı malzemesine dönüşmektedir. Kullanılan malzemenin bol olması ve kolay işlenebilmesinden dolayı yörede has olan taş işçiliği gelişerek mimari bir gelenek halini almıştır. Bölge şarapçılık ve üzüm yetiştiriciliği ile de ünlüdür.